Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün farklı bir menüyle geldim kahvaltıya. Çünkü hastayız. Fazla canım bir şey istemiyor ama yine de sabahlarımı dolu dolu yaptım. Tam bir Karatay kahvaltısı. Çocuklarla birlikte soğuk almışız. Bizde soğuk algınlığı var. Bir kase mercimek çorbası, bir porsiyon hakkımı kullanıyorum. Yeşillik maydanoz tercih ettim. Hermes'in var, limon. Ondan sonra Antep peyniri. Zeytinim var, 10 tane falan. 9-10 tane. Bir de bir kase küçük yoğurdum. Ben ceviz bugün kullanıyorum gördüğünüz gibi. Her zaman da zaten size vurguluyorum. Zaten bir ceviz kürdü yapacağız. Ve kıracağım burada. Neyle kırıyorsun diyenlere. Bu kahvaltı beni 6.30'a kadar taşıyacak. Zaten çorbadan çok iyi yiyeceğimi sanmıyorum. Çünkü bayağı bir iştah kaybı var. Canım istemiyor. Karatay diyetinde diyelim ki yumurtayı sevmiyorsunuz. Alternatif arıyorsunuz. İşte size mercimek çorbası. Rahatlıkla tüketebileceğiniz, hiçbir sorun olmadan sizin vitamin, mineral, demir deposu her türlü ihtiyacınızı karşılar. Anne, emziren anneler için süt yapar. Mesela ben de emziren anneyim. Hatta kızım daha da büyük ama yine de çok emiyor. Çok güzel süt yapar. Sütüm de olacak. Bakın mantıklı bir şey. Yumurta yemediğiniz günlerde çok güzel. 3-4 günde bir emziren anneler. Eğer bebeğiniz çok küçük, kas sorunu yoksa tüketebilirsiniz. Normal insanlar diyelim ki arada değişiklik istiyorsunuz. Hep yumurta, hep yumurtalı bir kahvaltı. Güzel limon içine sokarsınız. Benim gibi pul biberi koyarsınız. Baharatlarla çeşitlendirip tatlandırıp içebilirsiniz. Hem güzel olur. Zeytinin zaten faydası var. Antep'te bulmam çok kolay her çeşit zeytini. Daha çok ben doğal olanı tercih ediyorum. Tansiyon sorunum yok. Limon tüketebiliyorum arkadaşlar. Sizlere bunları göstermek istedim. Bugün size bir ceviz kürüdü paylaşacağım aynı şekilde. Onu da paylaşacağım. Nasıl yapılır? Yarın sabah birlikte içerken göstereceğim. Jilet gibi iştah kesiyor mu? Jilet gibi iştahınızı kesecek. Diyelim ki Karatay diyeti yapıyorsunuz. Farklı diyetler. İştahınız çok. Bakın tüyolarını veriyorum. Ceviz kürü yapacağız. Ceviz suyu. Kesinlikle jilet gibi keser. Belki bugün etkisini göstermez ama yarın sindirime geçtikten sonra artık eskisi kadar canınızın yemek istemediğini, daha az yediğinizi göreceksiniz. Kilo verdiğinizi, kendinizi hafif hissettiğinizi göreceksiniz. Ödem atıyor, kolesterol dengeliyor. Ondan sonra birçok faydası da var yani. Ben ceviz tercih etmemi seviyorum. Zaten cevizi kütür kütür seviyorum. Güzel yiyeceğim. Benim enerji verecek. Ondan sonra demir ihtiyacımı da karşılayacak. Mesela bundan bir ay önce Karatay diyetini bir ara bıraktığım dönemde saçlarım falan diplere bağırıyordu. Bir halsizlik falan vardı. Ceviz kuru yemişleri şimdi başladım. Şimdi hiçbir etki şeyi yok yani. O ağrıyan, sızlayan. Hiçbir ağrı şu an yok saçlarımda. Diplerde saç dökülmem de engellendi. Çok şu an dökülmüyor. Bu menüyle güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ha size bir menü daha vereyim bakın. İşten geldiniz sadece meydanak çorbanız var akşam vakti. Yine böyle bir tane porsiyon yerseniz bunun da bunun gibi yeşilliklerle doldurursanız salatayla birlikte çok güzel yağ yakarsınız. Size hazır bir menü olmuş olur. İşte Karatay diyeti yapıyorum. Yaza fit girmek zorundayım. Ne yapacağım diye düşünüyorsanız şöyle bir kase çorba yanında yeşillik, zeytin, peynir. Peynir çok gece tok tutar. Leptin hormonu gece salgılandığı için daha da iyi yağ yakar. Yoğurt da özellikle. Cayır cayır sabaha kadar yalnız yanır. Her gün böyle bir menü hazırlarsınız. Düşünün yani hepsi içinde var. Kesinlikle çok güzel gider yani bunu bilin. Ondan sonra yani çok güzel bir menü. Kesinlikle gider. Ben beğenerek yiyorum yani böyle menüleri. Akşamları şu an emzirdiğim için yapmıyorum. Bak emzirdiğim dönemde bile böyle bir menü tercih etmişimdir. Ama şimdi dayanamıyorum. Neden? Kızım çok emiyor. Ama ilerken dönemde bitirdiğim zaman mesela emzirme dönemi emzikilik bitecek yani. 1-2 ay sonra inşallah başarabilirim yani.
O zaman şöyle bir kase bir de yoğurt yine yiyeceğim ya da bir kase çorba ya da salata yiyeceğim, tercih edeceğim. Yanında kesinlikle peynir olacak. Bu şekilde yağlar yanar yani depolar boşalır. Ben biraz fazla yememin sebebi çocuk emziriyorum o yüzden. Herhangi bir art niyet falan yok. Burada da kuru yemişlerim var. Badem bunlarla ilgili de bir çekim yapacağım. Kesinlikle. Bakın bunlar hep çiğden yani arkadaşlar çiğden gösteriyorum. Yani bugünlük 8. gün olmalı herhalde karıştırmadıysam ya 9. ya da 8. gün bir gün paylaşım yapmadım. Bununla birlikte gayet güzel bir yağ yakacağız arkadaşlar. Hatta ciğer bile yiyin yani hiç sabaha hiçbir şey olmaz. Çünkü bizim karadağ beslemesinde var. Şimdilik ben yemeğimi yiyeyim, kahvaltımı yapayım. Güzel sağlam bir kahvaltı. Sizler de spor mu yapıyorsunuz, benim gibi kahvaltı mı yapıyorsunuz bilemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Daha iyi motivasyon videolarıyla geleceğim. Kesinlikle bakın. Kilo vermek istiyorsanız bir kase çorba, yoğurt ya da şey size çok güzel yağ yatırır. Yeşillikler, salata. Şimdilik görüşmek üzere akşam yemeğinde. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi akşam yemeğim. Pırasalı. Ondan sonra pırasa. Bakın diğerini de unuttum. Ispanaklı. Ispanaklı pırasa vardı evimde. İkisini birlikte haşladım güzelce. Soğanı öldürmeden suyla birlikte kavurdum. Önce tabii sebzeleri haşladım. Suyu çok az koyarak. Ondan sonra bu şekil bir salçayla, pul biberle, yağla kavurdum. Bir kase yoğurdum var. Artık akşamları hafif kapatıyorum. 21 gün şekersiz gün yapıyoruz. Bugün 8. ya da 9. günüm olacak. Takvime tam bakmadım. Rahatsızız, gribiz. Çocuklarla birlikte soğuk aldık. Gripte de soğuk aldık çocuklarla birlikte. Böyle akılda gidiyor, kalmıyor. Size güzel bir şekilde şey gösteriyorum. Akşam yemeğimi. Saat 7 olmadan bitiriyorum. Su içmiyorum öncesinden. Yani arasında 30 dakika önce su alım, sıvı alım şey içiyorum, su içiyorum herhangi bir şey. Ondan sonra bir daha içmiyorum. Ta ki ne zamana kadar? Yemekten 1-2 saat sonrası, 1,5-2 saat sonrasına kadar asla su tüketmiyorum. Bunu bilin. Hem mideyi genişletmiyor, hem de sindirimi zorlamıyor. Mide asitlerine sebebiyet vermiyor. Ve şöyle size bir şey göstereyim. Bir su var. Bu su ne diyeceksiniz? Bakın aynı anda. Bu su ne diyeceksiniz? Bu suyla da ceviz kürelleyeceğiz. Şuraya koyuyorum. Onu içmiyorum tabii. Şöyle güzel bir akşam yemeğim var. Ispanak önce pul biber koyabilirsiniz. Hani şey şeyli kür var ya yoğurtlu pul biberli. Onu değil. Biz bu şekil ıspanağın üzerine güzel pul biber koyabileceksiniz. Güzelce tüketirsiniz. Cayır cayır yağları yakar yani sabaha kadar. Benim gibi emzirmiyorsanız yani rahatlıkla tüketebilirsiniz. Benim bebek büyüdüğü için ben de geçeceğim kür yapmaya artık. Sizlere tarifleri paylaşacağım. Karatay diyeti yapıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Leptin hormonuna dikkat ediyoruz. Güzel yiyeceğiz. Mercimek çorbası yedim kahvaltı. O yüzden şimdi tüketmiyorum günde bir porsiyon. Yani güzel beni akşama kadar idare eder. Yani sabah kadar hem leptin hormonu gece 2'den sonra salgınlanıyor. Hem daha iyi yağ yaktırır, daha iyi enerji verir. Ispanaktan dolayı demir açısından bol demir vardır. Pırasada zaten onda da var. Ev yoğurdu yoğurdum. Ve bu akşam da bu kadar. 9. günümüz herhalde bitti. 9. günümüz. Görüşmek üzere yarınki videomda. Kendinize iyi bakın.